kadın geldi. Game of Thrones kadın. Game of Thrones karakterlerine benzetilen Birecik Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyada gündem oldu. Bu kadın aday olsun. Bu kadın aday olsun, Cumhurbaşkanı olsun bu kadın. Bundan, bu kadından. Dur bakayım, neredeydi onlar ya? Of, çok kötü ya. Programlara falan çıkmış bir de ya. Çok 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 salak salak yorumlar var ya. Keşke Cumhurbaşkanı adayı olsa. Kadın platin saçlı diye, kadın güzel diye Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söylüyorlar ya. Şaka falan mı ya? Melek Mızrak Subaşı. 220 bin kişi. Ya tamam, güzel olabilir kadın, beğenebilirsin falan da, yani kadın sırf güzel diye, platin saçlı diye, bilmem ne diye, işte biraz batılı duruyor diye niye Cumhurbaşkanı yapıyoruz ya? Nedir fikirleri, ne değildir bilmiyoruz. Belediyede ne yapmış, ne etmiş onu bile bilmiyoruz. Doğru düzgün ki gördüm, birkaç tane yolsuzluğu da çıkmış galiba. Hayatımıza katıldığınız için. Melek Mızrak Subaşı aşkın olayım edit mi? Ve heyecanımıza ne? Ortak olduğunuz için hepinize... Ya daha da kötü yorumlar var ya. Bunlar hiçbir şey. Bunlar hiçbir şey. İşte erkek egemen siyasette böyle kadınlara ihtiyacımız var. O kadar çok erkekler tarafından yönetiliyoruz ki böyle güzel kadınlar bu ülkenin başına gelirse harika olur. İstanbul'dan bunaldığımda artık gidebileceğim bir yer var. Sayenizde Bilecik benim için, benim yaşayacağım bir yer olarak görüyorum. Bilecik neresi amayım? Bilecikler kusura bakmayın. Şaka şaka yaptım. Allah'ım Queen ya. Bu yorumlar ciddi ya. Ha, şu Ataben yazmış. Altılı Masa'nın adayı şu an Melek Mızrak Subaşı olarak açıklansa büyük farkla kazanır. Melek Mızrak Subaşı kim ya? Daha dün yoktu oğlum bu kadın. Twitter'da güzel diye paylaşıldı. 200 bin fav aldı diye aday olursa kazanır mı? Bu nasıl bir yorum ya? Yani hayatı Twitter'dan ibaret zannediyor ya herifler. Öyle olsaydı 2018'de Muharrem İnce de kazanırdı. AK Parti 20 yıldır iktidarda da olmazdı. Twitter'dan yapılan anketlere göre, Twitter'dan beğenilen siyasilere göre olsaydı bu iş 20 yıldır zaten bugün AK Parti'de hükümeti altında olmazdık ya. Sosyal medyadan ibaret zannediyor her şeyi ya. Ciddi ciddi yazıyorlar ya. Kazanamaz abi. Kim Melek Mızrak Subaşı kim ya? Daha iki gün önce ismi bilinmiyordu. Sokaktaki dayı Melek Mızrak Subaşı'nı tanımıyor ya. Bilmiyor yani. Ha, iyi güzel, tepki vermişler bari. Tepki verenler var. Kadın güzel diye piyasaya sürdüler. Hayır, kadın güzel olabilir. Okey. Kadını beğenebilirsin. Tamam. Ama kadını niye güzel diye Cumhurbaşkanı yapıyoruz? Niye yani? Hani o kısmı yakalayamadım. Şeyle falan karşılaştırıyorlar. Nerede o, dur bakayım. Ha, şununla falan karşılaştırıyorlar. Solda Millet İttifakı'ndan Melek Mızrak Subaşı. Sağda Cumhur İttifakı'ndan Zehra Taşkesenlioğlu. Tweet bu kadar. Ne anlamam gerekiyor bundan ya? Bu kadının da yolsuzlukları çıkmış. Aa, attım, atmış buraya bak zaten. Bir rant skandalı daha ortaya çıktı. CHP'li başkan Melek Mızrak Subaşı'ndan aile şirketine kıyak. Al, Zehra Taşkesenli yolsuzluk yapıyor diye Melek Mızrak yapmıyor mu? Al bak, Birecik Belediyesi Başkan Vekili CHP'li Melek Mızrak Subaşı şehirdeki tüm yemekli organizasyonlara eşinin sahibi olduğu Subaşı Yemek Sanayi'ye veriyor. Eşine belediyeden ihale verildiği ortaya çıkınca bu ihaleyi etik bulmadığım için iptal ettim diyen Subaşı, Bilecik'in Kurtuluş Günü kutlamalarında dağıtılan 5000 kişilik yemeği yine aile şirketine verdi. Al. Sırf Zehra Taşkesenli oğlundan daha güzel diye Cumhurbaşkanı mı olsun yani bu? Allah'ım yarabbim ya, yemin ediyorum Türk halkı ya. Türk halk Sadır Rümeysa Kadak olmalıydı. Sadır Rümeysa Kadak olsa da olabilirmiş, evet, mantıklı. Bu tam güzel feminist, bu ne? Anna Noktar canlı yayınlarında hep söyledi. Güzel kaliteli kadınlar siyasette olsun diye, bakın millet ne kadar çok istiyorum sizin gibi bir hanımefendinin varlığını. İyi ki varsınız, bugüne kadar erkekler vardı ve durum ortada. Aynen abi, erkeklerle alakalı problemimiz. Erkek egemen siyaset var diye. Hepsi. Hep erkek egemen siyasetten dolayı abi. Oh. Bir de daha ilginç bir şey var. Melek Mızrak Subaşı gibi bir first day'di. Var bir hayalimiz.
Bu da ilginç bir hayal mesela. First Lady olmasını istiyor. Hayale bak. En TC abartı tipinin en saçma vukuatı bu kadın olabilir. Sırf başları beyaz ve güzel diye hakkında hiçbir şey bilmedikleri bir kadına neredeyse cumhurbaşkanı yapacaklar. Vallahi akıllanmazsınız. Şey falan yazıyorlar ya. Öyle yorumlar var yani. Kadının siyasi görüşü, siyasi ideolojisi nedir bilmiyorum ama gerçekten çok güzel, çok güzel bir hanımefendi. Türkiye'de artık erkeklerden bıktık. O yüzden böyle kadınlara ihtiyacımız var diye ciddi ciddi yapılan yorumlar var. Bilmiyorum, hak ediyoruz herhalde. AK Parti'yi sanırım hak ediyoruz yani. Sanırım AK Parti'yi hak ediyoruz yani. Bunu kim ünlü etti? Twitter'da ünlü oldu abi. Twitter fenomeni oldu. İmamoğlu Cumhurbaşkanı, siz de başbakan olsanız bir yıl içinde Avrupa Birliği'ne girmiş oluruz. Ya kadın kim? Ne konusu hakkında ne fikri yapmış, ne yorumu var, nasıl bir siyasi görüşü var, ne bileyim abi, nasıl böyle bir yorum yapabilirsin ya? Belki kadın açtık az önce, okudum haberi, yani yolsuzlukları da varmış yani. Tanımıyorsun etmiyorsun, tipi güzel diye oy mu vereceğiz, aday mı yapacağız ya? Kadının ülkenin yaptığı hiçbir şey yok yani. Bilmiyorum, belki vardır, çok da tanımıyorum ama tanımıyorum yani. O yüzden hani aday olmaması lazım, cumhurbaşkanı olmaması lazım, ne bileyim. Birisi first lady olmasını falan istiyor. Enteresan ya. Ne diyor? O programa falan çıkıyor bak. Bak programlara çıkıyor. Ama siz biraz bir şeyleri hatırlattınız. Mesela her şeyde, her fotoğrafta dik duruyorsunuz. Bu dik durmak, yani bu dik durmak omurga gerektiren de bir şey ya. Başınız şöyle yukarı bakıyor. Mesela bu bize çok iyi geldi. Yani... Buna dair mesela söylemek istediğiniz bir şey var mı? Özellikle böyle başınız dik fotoğraflarda. Elbette bizler Türk kadınları, Cumhuriyet kadınları her zaman başımız dik olmalı. Bizim inanılmaz gurur verici çok güzel bir tarihimiz var ve biz Atatürk kadınlarıyız en başta. Aynı zamanda Atatürk kadınları ve bütün toplumumuzdaki tüm kadınlar o kadar güçlü varlıklar ki, varlıklarız ki. Çünkü biz hem işi yönetip hem evi yönetip. Atatürk mezarında ters döndü. Hem çocuğumuzu büyütüp, hem işlerimizi yapıp, her şey ayrı. CHP Bilecik Belediyesi'ndeki skandalları falan atıyorlar. Ayrı programlayıp ve yine her şey ayrı duygusallıkta yaklaşabilen varlıklarız. Tabii ki. Bu ne? Buna bakarız. Her zaman başımız dik olmalı. Çünkü her zaman gururluyuz. En çok da özgürüz. Bu yüzden Cumhuriyet kadınları olarak dik başlı olmalıyız. Başımız öne eğilmemeli. Kesinlikle, kesinlikle ve bir taraftan da aslında bizde olan bir şeyi hatırlattınız. Onun için de belki böyle moraller, vitaminler verdiniz. Aslında eski Türklerde kadınlar Amazon'du, yani cündilik bu. Ne oluyor ya?